Yüzünde hiç estetik var mı? Hiç aldattın mı? Evlenmeyi düşünüyor musun? Kafayı kırdığını düşünüyor musun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yalan Makinesi'nin muhteşem bir konuğu var. Karşınızda Merve Bolur. Şak. Yani gerçekten... Büyük buluşmaya hoş geldin. Hoş buldum ben de. Geldiğin için çok mutluyum gerçekten. Ben seni küçük yaşta da izliyordum ve bugün burada... Şu an yaşlanmış gibi hissettim. Hayır. Küçükken aklımda bazı sorular vardı sormak istediğim. Acemi Cadı izlerken. Benim neslimden olanlar varsa biliyorlardır. Onun dışında Kuzey Güney'den de tanıyorsunuzdur. Veya gelecekte yeni projelerimde tanıyabiliriz. Ama şimdi biraz daha YouTube'da gerçek kendi Merve kişiliğiyle bir şeyler yapıyor. Onu da orada takip etmek isterseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Evet, doğru. Ben de YouTube platformuna yeni katıldım. O yüzden böyle yeni bir heyecan benim için. Farklı bir şey değil mi? Böyle hep bir dizide oynayayım, farklı bir karakteri canlandırmak değil de direkt kendin böyle masaya bütün kartlarını açık oynamak. Kesinlikle ve şey böyle... Bize böyleyiz böyle. Her şey açık bizde. Heyecanını, günlük hayatında yaptığın şeyleri apaçık bir şekilde büyük bir cesaretle gözler önüne sermek demek gerçekten şu anda benim için aslında büyük bir lütuf çünkü hoşuma da gidiyor bir yandan. Biz seviyoruz ya. Yani bir karakter olarak ben olmayan bir kişiyle oyunculara tabii ki saygım var. Oyuncuları severim ama ben böyle kendi karakterimin önünde olmayı daha çok beğeniyorum. Dizi karakteri değil de direkt Enes Batur bir karakter olması benim hoşuma gidiyor. O yüzden sana küçüklüğümden bir soru sorarak başlayacağım ve burada İbrahim Bey var. Yalan makinesi uzmanı. Bakalım makineyle. Ne kadar zor sorular var. Kopya çekmeyelim. Ben hazırım. Neler geliyor? Benim küçüklüğümden gelen minik tatlı bir soruyla başlayacağım. Ve bu arada soruyu sormadan önce bu tarzda videoların devamını istiyorsanız bu videoya 500 bin like gelirse çok güzel yeni konuklar gelecek. O yüzden videoyu şu anda beğenin. Bir de Merve'nin YouTube kanalında bana yalan makinesini bağladığı ve sorduğu bir bölüm olacak. Onu da bu videodan sonra izleyin mutlaka. Benim kritik sorularım belki daha fena olabilir. Çünkü hiç bilmiyorum ne sorabilirsin gerçekten. Valla bayağı hazırlıklı geldim. Merak etme, korkacak ben bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ben her şeye cevap verebilirim. Şöyle söyleyeyim. Gereksiz olan bana göre yani. Hoşlanmadığım soruları zaten ben sana sormak istemem. Acemi Cadı'da Toygar vardı. Ona... Gerçekten bir şeyler hissettin mi? Hiç böyle gerçek hayatında, dizinin dışında. Şu an çok özel bir soru bu. Dürüst cevap vereceğim. Bizim olayımız mı? Bu yüzden özel şeyler öğrenmek istiyoruz. Normalde o dönemde benim birebir ilişki yaşadığım bir başkası vardı. Fakat Kaan beğendiğim bir oyuncuydu. O kadar yoksa... Kaan, adı Kaan'mış. Evet. Ayşegül karakteri üzerinden de gidersek Ayşegül'ün zaten seçimi ortada. Hayır ya, hayır mı diyorsun? Bu dolaylı yoldan bir hayır mı bu? İşte söylüyorum, benim zaten o dönem başka bir ilişkim vardı. Hayır. Ben zaten hani o kanaldayken İlişkin kalkıp için... açıkçası bir başkasına bakabilecek bir karakterde değildim o zaman için söylüyorum. Hayır. Arkadaşlar, Toygar sevenler buradan biraz üzülüyorlar. Geçişte. Bir dakika, evet mi hayır mı? Hayır diyorum. Sorulara net evet veya hayır. Net bir şekilde hayır işte. Asla demeyeyim çünkü asla dediğim her şey başıma geldi o yüzden. Bu hayatta Toygarlar üzülür arkadaşlar. Toygar olmayın. Toygar doğru. Ayşegül'ün seçimi ama Selim dedi. Selim ne yapıyor şimdi? Evlenmiş galiba. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Baya yakışım değişik bir adam olmuş o. Ben hep yakışıklıydı. Hep, hep yakışıklıydı, okey. O zaman şöyle soralım. Bayağıdır dizi, film, teklif, dizilerde, filmlerde görmedim seni. Yakında gelecek hiçbir dizi, film teklifi var mı? Veya gelmiş olabilir, oynayacağın olabilir. Geliyor aslında. Bu konuya da burada artık gerçekten bir açıklık getirmek istiyorum. Ya, çok sıkıldığım bir konu. Çünkü sürekli bana şey diyorlar hani oynamak istemiyor herhalde gibi bir şey. Ya da teklif gelmiyor üzerinden. Çok fazla soru alıyorum. Aslında bunların hiçbiri de doğru değil. Geliyor ama ben oynamıyorum mu diyorsun? Aynen öyle, ben oynamıyorum. Ben istemiyorum. Şunun sebebi de şu, baktığın zaman biliyorsun ki sen de hani az çok artık bu işlerin içinde biri olarak inanılmaz saatlerimizi alıyor. Yani sabah gidiyoruz sabaha kadar. Öyle olduğu zaman da benim kendi hayatımla alakalı bir şeyleri yaşamam zorlaşıyor. Bir dakika, bayağı onayladı. Ben birkaç kere ya, dizi setine gitmiştim. Biliyorsun o zaman. Eski oyuncu olarak. Yok, benim kedim oynamıştı bu arada. Kedi. Ve Enes, benim için hayatta keyif çok önemli. Yani şu anda sizlerle bu anı yaşamak ya da kendi
hayatımla da alakalı, beni geliştirecek, beni büyütecek ya da bilgi seviyemi arttıracak şeylerle ilgilenmek de çok önemli bir kısmı olduğu için salt, ben gideyim çalışayım, işte şöhretime şöhret katayım gibi bir şeyim yok. Şu anki bu YouTube'un keyfi sana daha güzel geliyor değil mi? Evet, evet. Çok doğal çünkü. Çünkü dizi setinde hani senin saatlerin oluyor ama burada ne zaman istersen o zaman yapmanın rahatlığı farklı bir güzel. Yani oynamıyorum diyorsun, hayır diyorsun. Yani var ama oynamıyorum. Ortadayım diyorsun. Ne evetim ne hayırım diyelim. Öyle. Soruyu netleştirelim şimdi. O zaman soru şu olsun. Dizide, filmde oynayacak mısın yakın bir sürede? Şu an önceliğim bu değil. Şu an hayır. Hayır mı evet mi? Şu an için hayır, bu an için. Doğru mu yalan mı? Bir anda oynayacak çıkıyormuş değil mi? Okey, dizi film yok artık. Kadınlarda klasik bir soru. Daha böyle yavaştan gidiyorum. Yüzünde hiç estetik var mı? Asla. Asla. Var mı yok mu? Öyle bir söyledik yani. Hayır. Bayağı bir varmış gibi hissettim. Hayır yok. Yüzümde yok. Yani şöyle söyleyeyim. İki ön dişimde ekleme var. Diş estetik. Eğer o bir estetikten sayılan bir şey ise. Burun, yanak, çene falan hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey yok. Gerçekten yok mu? Doğru mu abi? Şimdi yine karışıyor bak. Estetik var mı, yüzünde var mı, dişinde... Olaylar böyle iç içe giriyor. Estetikten sayılıyorsa eğer, diş estetiği... Dişten bahsetmiyorum ya. Yok. Genel olarak baktığın zaman doğal yani, kendi hatlarım. Yüzünde Allah vergisi. Bundan Allah hayır vergisi. Çıkıyor. Allah vergisi cevabı geldi. Yani evet mi çıkıyor, doğru mu bu? Bundan hayır çıkıyor, yüzümde estetik yok. Harbi yok mu ya? Gerçekten ilginç. Evet, bu kadar güzelliğim doğuştan. Ben bu kadar uzun süredir estetik olmayan bir kadın görmedim ki. Son dönemlerde artık boku çıktı yani. Hepsi birbirine benziyor kadınların. İtici geliyor artık bu kadar yani çok estetik. O insanların kendi tercihleri, insanlar kendilerini nasıl mutlu hissediyorlarsa bence o şekilde bence davranmaları doğal, normal. Doğal olması sonuna kadar önemli. Ben ona kesinlikle katılıyorum. Çünkü yüzüne uyguladığın bir işlem demek aslında senin sen olan özelliğini kaybetmen demek. Evet. Üf be, çok güzel konuştun. Güzel olan birinin böyle söylemesi. Muhteşem. Kolay. Ama şöyle de bir durum var. Allah hayır, yaratmış bir zaten. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şeytan öyle bir şey ki içimizdeki, kalkıp sürekli bizim daha iyi olmamızı istiyor. Eğer ona o sese kulak verirsem ben de, ay dur bir dakika ya, ben de bugün şuramı biraz daha şöyle yapayım, sonuçta güzelliğin sonu yok. Margaret miydi, Elizabeth mi tam emin güzel değilim. Yüzük muhabbeti yapıyor. Ya kadının yüzüğü dünyadaki en büyük yüzük falan, öyle söyleyeyim size. Kadın diyor ki bundan daha büyük bir yüzük bilmem ne kraliçesinde var diyor. Yani şimdi... Güzelliğin sınırı yok diye bir şey yok bence. Şurada bitiyor güzellik algılısı. Ben güzelim dediğin zaman bitiyor yani bu. Kendini beğenmenle alakalı. Sen kendini güzel barışık hissettiğin olmak. Zaman, kendini güzel hissettiğin zaman evrene bu enerjiyi veriyorsun. Tipin, yüz hatların nasıl olursa olsun, çevredeki insanlar da seni güzel buluyor. Hatta benim hayatımdaki en büyük tecrübemi size söylemek istiyorum. Tamamen bu özgüvenle alakalı bir şey. Mesela çok güzel olmayabilirsin ki bu da algısal bir şeydir bana göre. Ama öyle bir enerjin ve auran vardır ki zaten karşıdakini bir şey yapmadan da alırsın. Arkadaşlar, güzellik bir hafta sonra bitiyor. Dünyanın en güzel kızıyla da olsanız çekilmez veya zeka seviyenizle uyuşmuyorsa kesinlikle sarmıyor yani. O zaman diğer soruya geçiyorum. Uyum önemli. Biz bayağı şey ilişki konusuna girmeye başladık. Evet, böyle değişik bir ilişki bölümü gelsin mi? Yorumlara yazın evet, böyle. Biz hadi bakalım, kapışalım söyleyin. Ama. Enes'in öğreneyim ben. Beyninin sağ tarafını kullanıyor mu? Ya sağ sol ben... Bilmiyorum sağ taraf sol taraf. Ben ikisine de okeyim yani ama... Ne oldu abi, ne gülüyorsun? Şu anda hepimizin olabiliyor normal dönemlerde. Hiçbir platonik aşığın var mı? Böyle deli gibi sürekli seni izleyen ve kovalayan ve senin bundan artık rahatsız olduğun. Var galiba, öyle bir baktın ki korktun. Selebriti gibi. Selebriti olması gerekmiyor. Böyle senin tanıdığın ve sana platonik aşık ve sürekli darlayan bir insan var mı seni böyle? Ama seni asla ben olmaz. Ben de şöyle dediğin bir durum var. Ben zaten birini sevmezsem eğer platonik de bana bakamaz yani. Ben çok mesafe koyarım. Tamam, sen mesafe koymuş olabilirsin ama o gene de platonik olarak seviyor olabilir. Öyle birisi var mı bildiğin? Ben benim beğendiklerimle ilgileniyorum valla. Platonik olmuşsun. Hiç takıntılın yok mu yani? Hayır. Takip eden birisi var mı diyorum ben. Vardır sonuçta. Sapıklık gibi böyle, sapkınlık gibi. DM'den yazabilir, bütün fotoğraflarını beğenebilir ve sen bunu görüyorsundur falan. Yani çok var tabii ki. Çok var. Sıra numarası veriyorum böyle. Benim yok.
Bilmiyorum. Enes Batur. Keşke olsa bir sabır. Dürüst davran. Gelecekteki platonik aşık tacizcilerime buradan selam yolluyorum. İstediğiniz kadar beni taciz edebilirsiniz. Şu an elinde şey yok ya. Bu büyük yalan. Senin cevap asla doğru değildi bence. Olabilir. O zaman biraz özel bir soruyla devam ediyoruz. Gizli bir sevgilin veya hoşlandığın birisi var mı? Veya sevgilin var mı bilmiyorum. Beğendiğim biri var. Evet. Ben hoş ama çevir lafı çok çeviriyor. Hoşlandığın biri var mı diyorum, beğendiğin biri var. Beğenmekle diyorsun. Hoşlanmak aynı şey. Tamam, o zaman hoşlandığın biri var. Evet. Oo. Kim? Sana ne? Ne? Buradan sonra diyecek hiçbir şeyim yok. Bana da soracaksın. Ben de böyle cevaplar veriyorum. Bir oyuncu mu peki? Bir konuşmayayım ama oyuncuyla alakalı... Oyuncuyla alakalı, menajer. Uzak duruyorum diyelim. Yani o tercih etmiyorum. Evet, bizim sektördeki insanlar birazcık karaktersiz oluyorlar. O yüzden ilişkilerimizde daha çok no name isimlerinden olmuyor. Onlara karşı bir hani antipati olarak ya da ona yönelik eleştirel bazda bir şey söylemiyorum ama benim kendi hayatımdaki tercihim, bir sınırlama getirmesem de baktığın zaman evet hani oyuncu olmamasını tercih ediyorum diyebilirim. O zaman şununla devam ediyorum. Tekrar bir ilişki sorusu, madem hoşlandığın biri olarak sorduk. Influencerlardan, Instagramer olabilir, blogger olabilir Instagram, YouTuber olabilir, Twitter fenomeni değildir. Sen. Ya, aynen bizim camiadan sana yürüyen birisi oldu mu? Tabii yani yürüyen çok fazla insan var. Bizim camiadan. Sizin camiada daha çok açıkçası program teklifi üzerinden konuşuyoruz. İş olarak demiyorum, influencer olarak, fenomen. Fenomenlerden kimsem ya. Yapmıştır ya. Benim bildiğim birkaç isim kesin. Ya var ama... Biçim yazmadı mı sana Hadi biçim yazmadım. Yani ya da bir şey söyleyeceğim. Var ise de hani DM'de özellikle böyle dikkatimi çekmemiş olabilir. Gördüklerim var da bunlar... O meslek grubuna dahil değil. Okay. Bizimkilerden yoktu ya. Bence sen influencer'ları çok tanımlıyorsun. Bence ilgimi çekmemiş olabilir. Ben merak ediyorum kim? Belli isimleri biliyorum çünkü. Takip ediyorlar bütün piyasadaki kızları ve ölümüne koşuyorlar böyle. Sert bir soruyla geliyorum. Hazırım. O yüzden yalan makinesi şu anda hazır. Birinci soruyu soruyorum. Hiç aldattın mı? Evet. Direkt ya. Vay be. Makineye bile gerek olmadan cevap veren kız. Okey. Evet, aldattım. Pişman mısın? Hayır, niye pişman olayım ki? Hayır, niye pişman olayım ki? Hak etti mi yani? Yo, anlamı söylüyor. Hak etmedi de yani. Şunun gibi, dönemsel olarak yaşadığım bir kaos evresinde kendimi kaybettiğim, bulamadığım ve arayış içinde olduğum bir hal içerisinde yapmış olduğum bir olay. Tamam da. Ne güzel açıkladın, nasıl soruyor bir şey mi? Ama nasıl bir soru? Hayır, ben net diyecektim de böyle bir savunma olamaz ki. Pişman değilsin bir de yani. Değilim tabii ama ki çünkü karşındakini hiç, ben hiç hayatımda yaşadığım her şey bir ders niteliğinde bakarım. O an o üzülüyor diye yaptığım bir şey değil. Yaptığımı... Ama sonuçta üzüyorsun birisini. Kalbini kırıyorsun. Çok iyi bir şey yaptım diyerek yaptığım bir şey değil. Ama yaptığım da bir şey. Şimdi insan... Birisini üzdün ya. Bir şeyler paylaştın o insanla. Nasıl aldattın ve hiç üzülmedin. Allah. Ve hak gene olsa gene aldatırım diyorsun. Ayrıldım da söyledim de ben istemediğime dair de ifade ettim aslında kendimi. Fakat o ayrılmak doğru istemedi. Ha. Ben de ne yapayım? Ben de ne yapayım? Ben de ne yapsaydım? Aldattım. Aldattım. Ayrılmak istedim, ayrılmadı. Ben de ne yapsaydım? Kesinlikle iyi bir şeydir anlamında da söylediğim bir şey değil bu arada. Yorumlara arkadaşlar bir soru sabitleyeceğim. Hiç aldattınız mı diye altına cevap verin. Evet, hayır. Bunu merak ediyorum gerçekten. O zaman şöyle bir soruyla geliyorum. Hiç aldatıldın mı? Tabii. Aldatıldım. Bakma, okey ya. Bakmana da gerek yok yani. Dümdüz okey böyle. Ona işareti çıkmış burada. Böyle bir İbrahim abi paş parmağı duruyor burada. İkisini de yaşadım. Üzüldün mü? Çok. Sen aldattığın için üzülmedin ama aldatılınca üzüldün. Burada empati yaptığın zaman üzülmüyor musun? O dönemde bu yaşadığım evreleri aslında hepsi aynı dönemde olmadı. Ve bu yaşadığım şeyde de tabii ki o dönem sevgi yoğunluğundan dolayı karşı tarafa bir anda o yaşadığım şeyi tabii ki hazmedemedim. Çok üzüldüm. Kendimden de yola çıkarsam o ergenlik döneminde yaptığım bir şeydi. Hani şu bugünkü kafamla zaten çok tercih edeceğim bir şey olmaz. Ergenlik dönemi dediğin kaç yaşında?
Küçüktüm yani. Küçük sırlar döneminde. 24 falan mı? Atıyor muyum? Öyle bir şey yani. Hani bu doğru bir şey olarak zaten dediğim gibi atletmiyorum. Biz ben biraz ergenim abi. Hiç dedikodu yaparken yakalandın mı? Hiç sevmem. Hiç dedikodu yapmadın diyebilir misin yani? Onu diyemem belki ama şunu söyleyebilirim sana. Ondan beslenmeyi sevmiyorum. Hatta bana laf atan, bana bir şeyler söyleyen insanlara karşı bile sessizliğimi korumayı çok severim. Yakalanmadın yani dedikodu yaparken? Sevmiyorum. Tamam, yakalandın mı, yakalanmadın mı? Evet. Hayır. Evet veya hayır diyoruz. Dedik zaten. Bir daha mı hayır diyeceğiz? Kaç kere hayır? Arkadaşlar makineyi bozmaya makinemizi bozmaya çalışıyor. Buradan geçen kabloları boşuna takmadık biz. Her yerden alıyoruz. Ben sende bir şey seziyorum. Sezdiğim şey şu. Hiçbir erkeğe şiddet gösterdin mi? Dövdün mü be? Dövdüm. Net yani böyle. Dövdüm tabii ki. Gözü kararıp saldırmış olabileceğini birçok kez düşünüyorum. Nasıl bir izlenim aldığınla alakalı bir şey. Bazı kadınlarda öyle oluyor ama biraz damarına basmamak lazım. Ben çok küçüktüm, dershaneye falan gidiyordum. Eve doğru giderken bir adam peşime takılmaya başladı. Ya ondan bahsetmiyorum. Ve sonra da böyle. Yani indirdim tabii ki. Yok ondan değil ya. Benim sormak istediğim şu, bir sevgilini dövdün mü? Yok, hiç dövmedim. Sözlerimle dövmüşümdür, evet. Hiç vurmadın mı normal ya? Ben sözlerimle, suratımla zaten adam kaçırırım yani. O yüzden bir şey yapmama gerek yok. Ama o da eskidendi gerçi. Şimdiki kafamda onu bile yapmam. Bir tokat bile atmadın mı? Çizmedin mi? Evlenmeyi düşünüyor musun? Hayır. Hiç mi? Okey. Buna çok da yorum yapamadım. Hayır dedi. Okey dedim yani. Twitter'da olsun genelde böyle sana şu soruyu soruyorlar. Ben de şöyle çevirdim onu. Kafayı kırdığını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Şöyle etrafımıza çok fazla insan baktığın zaman herkes birbirine deli dediği bir yerde söylenenleri de açıkçası ciddiye almıyorum. %100 sence okey misin? Zeki olduğumu düşünüyorum. Ya delilik nedir sence? Delilik bence şu, sen mutlu olabileceğin yerden kaçtığın zaman deli bir insan olmaya başlıyorsun bence. Bence toplumsal normlara uymadığın her halin, ama bu toplumsal norm dediğinde çok belirleyici bir şey değil. Çünkü başka bir ülkeye git, şu an yaptığın insanlara saçma ve komik gelebilir. İşte benim için o değil yani, toplumsal hareketler falan delilik olarak değil benim için. Benim için delilik şuna bağlanıyor. Mutluluktan kaçmak gibi. Güldüğün zaman da deliye bak ne gülüyor diyorlar şimdi. Evet. Hangisini ciddiye alacağız? Biraz psikolojik olarak dengesiz insanlara daha çok deli diyorlar. Psikolojik olarak bazen çok yüksek oluyor. Bazen de yüksek olduğu kadar düşük oluyor mesela. Bir gün çok enerjik, etrafa neşeler saçıyor. Bence çok normal. Ama kötüsü de çok kötü oluyor falan. Bu halinde bir şey söyleyeceğim. Dalgalanma olması kadar normal bir şey yok zaten. Ama bence dümdüz olması lazım. İnsan sürekli stabil kalabilmesi, hele ki stres ve dış etkenin çok fazla olduğu bir hayat yaşıyorsanız, sürekli böyle sakin, ben iyiyim. Hayır, sakin değil. Tabii ki mutlu olup bazen üzülebilirsin ama bazı insanlarda o seviyelerin arası çok açılıyor. Mesela bazen o kadar iyi oluyor ve onunla olmaktan mutlu oluyorsun ama bazen tam tersi oluyor. Yanındayken sana çok kötü davranıyor, ortamı mahvediyor falan. Çok böyle negatif geliyor, kötü şeyler yapıyor falan gibi. O dönem belki onun da kendiyle alakalı bir takım sıkıntıları vardı. Bu ikisinin açıklığı bence fazla olmamalı. Okey, iyin iyi, kötün kötü ama iyin çok iyi, kötün de çok kötü olmamalı bence. İnsanlara kalkıp kategorize etmeyle alakalı olanlara karşıyım ve insanlara sen hastasın, sen delisin diye bir pay biçmek demek, onun kısıtlamak demek. Sen şöylesin, ben böyleyim diye ayırmak veya onu kendinden komple dışlamak yanlış. Ama kimin yanında mutlu oluyorsan bu hayatta onun yanında olmanızı öneriyorum. Görmemek. Ben şuna okeyim. Beni bir insan sevmeyebilir. X, İbrahim abi sevmeyebilir. Seni sevmeyebilir. Oyunculuğunu sevmez. Tipini sevmez. Okey. Eleştiri de yapabilir yeri geldiğinde. Mesela senin sevmek şuradaki, zorunda değil zaten. Senin şuradaki oyunculuğu beğenmedim. Enes Batur'un şu videosunu beğenmedim. Veya şu tavrını beğenmedim diyebilir. Fakat ben şunu çok eziklik buluyorum. Baştan sona küfredip başkasının hayatını kıskandığı için veya kendi yapamadığı için sırf böyle nefret etme şeyine ben eziklik olarak bakıyorum. Yine üstüne alınmamak gerekiyor çünkü o onun kendiyle alakalı problemi. Benimle alakalı bir şey değil ki. Ki diğer influencer arkadaşlarımıza söylüyorum, yeni başlayan, küçükten başlayan ve büyüyen insanların nefretine yıkılmayın. Çünkü zaten onun amacı da bir yönde baktığın zaman sana seni düşürmek, seni artık böyle çok da
Merve bir şey yapmasın ya da Enes tamam bir dursun ya falan gibi olan insanlar da var. Haterlarınıza inat, onları kudurtun, daha ileri gidin. Bunu Kemal'e de sormuştum, o yüzden çok beğenilen bir soruydu. Tekrar sormamı istediniz. Herkesten gizlediğin bir fantezin var mı? Oy, sana niye sorayım şimdi? Ya bana söyleme o zaman, ben kendi zevkime mi soruyorum bunu? Sana niye söyleyeyim? Bu kadar da özelime girmem. Var mı yok mu, cevap vermek istemiyorsun? Cevap yok. Senin burcun ne? Koç. Ne oluyor? Hamim yaptım ben. Bu son zamanlarda kadınlarda deli gibi bir burç takıntısı var ya. Ben popüler oluyor mu? Şeye bakıyorum. Ben şeyi öğrendim. Yükselenimi öğrendim. Ay burcumu öğrendim. Mars burcumu çok öğrendim. Çok önemli senin geleceğin. Benim burcum Koç. Yükselenim Aslan. Koç lider ruhlu. Aslan da lider ruhlu değil mi? Aslan da egoist oluyor biraz. Karışımı işte tehlikeli bir adam geliyor. Bekleyin arkadaşlar. Yani. Sence sen bir ilişki olabilir veya gelecek olabilir. Herhangi bir kocan için gelecekteki. Mükemmel kusursuz insan mısın? Yok, mükemmel misin? Dediğin bir yerler var diye duydum, bilmiyorum, bana öyle magazinde geldi. Magazinde mi? Magazinde. Magazinden geldi. Ben mükemmelim demişsin. Şöyle. Kusursuzum demişsin. Biraz espri de vardı işin içinde ama bir yandan şu da var. Tabii ki insan aslında yaratılışı gereği, yine derin bir cevap vereceğim. Kusursuz aslında. Yani varlığımız öyle. Fakat biz yetiştirilme tarzı olarak hep başarılı olursan, mükemmel olursan sevileceğimize inandığımız için baktığın zaman kodlamalarda bir arıza söz konusu. O yüzden aslına baktığımız zaman hepimiz mükemmel ve kusursuz varlıklarız. Sadece bizim bakış açımızda çok büyük hatalar var. Tabii ki. Kimse kusursuz olamaz ki. Herkesin bir kusuru vardır yani. Evet. O zaman klasik bir ünlü influencer kapışması sorusu soruyorum. YouTube'a para için mi başladın? Hadi bakalım. Çok tehlikeliyiz. Böyle kafayı yiyip diye gülmeye başladı. Galiba para için başlamış. Tabi o da var. O da var. Ne şimdi, yalan mı söyleyeceğim? Yalan makinesine. Yalan makinesine yalan söylenmez çünkü yalan, evet, yalan söylemedi. Evet, para da var. Ne kadar kazandın? Keyif de var. Vallahi açtırdım hesabı. Fakat o şifreleri bilmem neleri falan kısmını pek ayarlayamadım galiba. Para yattı da ben alamadım yani, öyle bir şey. Bir yere gitti ama ben alamadım. Çok olsaydı alırdım herhalde diyorsun. Ne kadar kazanmışsındır sen? Ne kadar izlendin toplam? 700 bin en. İyi. Senin için şimdi bu 700'ler tabii şey gibi. Yani 700 de ne canım? Hayır canım, önemli rakamlar bunlar. Bu başta. Bak bak, yalan makinesi çalışıyor mu şu anda? Onun için belki düşük ama yeni başlayan biri için gayet iyi. Bu benim de kaygılı olduğum bir şey. Çok dramını çektiği bir şey. Şarkı çıkarıyormuşsun. Evet. Sesin iyi olduğunu düşünüyor musun? Ses bana ait değil, Allah vergisi. Bu benim savunmamdı genelde. Tabii ki güvendiğim bir alan olması zaten çıkartmazdım. Şarkın güzel mi sence? Bence var ya, yazın çalacak. Yazın bile. O zaman direkt yani evet diyorsun. Direkt arkasında bir soru soracağım. Şarkının sence bir günde 1 milyon izlenmeye geçer mi şarkın? Öyle hadi bir bak, matematiksel bak, olarak baktığın zaman bir hesaplama üzerinden gitmedim ki ben çok böyle önümü görmeyi çok seven biriyim ama kalkıp böyle şöyle olur, şu şekilde hareket ederim, oradan da şunu katarım falan demedim. Biraz çeviriyorsun. Şunu yaptım, yalan yok. Kesinlikle bu şarkı tutacak bir şarkı. 1 milyonu ve geçer ben o zaman. İnandığım bir şarkı. Ama bunu o dediğin rakamsal şeylerin üzerinden hesap ederek söylemedim. Tamam da tutması demek dediğimiz şey... Benim tutmasından anladığım şey şu. İnsanların barlarda, diskolarda, tamam, arabada disko yoğun bir şekilde çalıyor mu? Disko bu yani. Kaldı mı ya? İşte neyse, anladın. İşte kusur görmek istersen gör. Tamam okey, o zaman 1 milyonu geçer mi geçmez mi, bunu söyle bana sadece. Geçer. Geçer olur yani, geçer diyoruz 1 milyonu. Geçti hatta diyelim. Hatta evrene şu anda pozitif bir şey göndermiş olduk. Ya bu böyle hani çok şey, böyle ortada kalan bir şey aslında. İnşallah dinlenir diyorum o zaman. Bence de. Merak ediyorum şarkımı, benim de şarkım çıkıyor. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Soru cevap kısmında yazdılar. Aa. Hatta birbirinizi klibinde oynayın diye bir söylemiştim. Şimdi sen oyuncuydun, oyunculuktan şarkıcılığa geçtin. Gene tepkiler gelmiştir. Hı hı, tabii. Yani insanlar farklı bir şey yapmaya çalıştığında konduramıyorlar. Abi sana ne, denesin, güzelse gider, değilse yap gitmez yani. Sen niye buna engel olmaya çalışıyorsun ki? Ben deli oluyorum buna ya.
Ben de yapıyorum. Ayaz şarkısı da bence çok güzel oldu. Daha iyisi de olabilir gelecekte ama ben elimden gelen her şeyi yaptım. Muhteşem bir kliple de 19 Şubat'ta sizlerle olacak. Onu da dinlemenizi buradan tavsiye ediyorum. Yani ben burada bu arada haterlara laf soktum arkadaşlar. Siz biliyorum ki bekliyorsunuz ve seviyorsunuz. O zaman 19 Şubat'ı önemli bekleyin. Önemli olan insanın kendi hayalini gerçekleştirmesi değil mi Enis? Ben hepsini gerçekleştiriyorum hayallerimi. Bence baktığın zaman biz kendi bildiğimiz doğru yoldan ilerleyeceğiz. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Bu da şey, yalan makinesinden bağımsız bir soru, final sorusu olarak soruyorum. Doğaçlama bir tane videonda görmüştüm. Sence ilk buluşmada neden erkek hesabı ödemeli? Mizacı gereği erkek olarak zaten erkekliğini gösterip bunu yapması gereken bir hareket olarak. Ama ne fark ediyor ki? Hani eşitlik? Ben eşitlik derdinde değilim ki. Eşitliği savunmuyorsun. Eşitliği kim söyledi ki sana? Kadın ve erkek eşit değildir. Ben zaten kanalımda da söyledim. Ben eşitlik derdinde değilim. Kadın ve erkek eşit değildir diyorsun o zaman. Tabii ki değildir. Kadın oldu canım. Hem evin içini idare etsin, hem çocuğa baksın, hem bilmem ne yapsın. Oldu kadın, o zaman erkek de olsun. Hayır ama bunlar zorunluluk değil ki. Erkek de çocuğa bakabilir, erkek de evin içini idare edebilir. Tabii ki birlikte yol almak önemli ya. Ama erkeğin çözmesi gereken bir takım meseleler vardır. Kadının halletmesi gereken durumlar vardır. Senin savunduğun aynen. Kadının belli görevleri olmalı, erkeğinkiler olmalı. Bunlar ya çünkü öteki türlü baktığın zaman kadın erkek gibi oluyor, anne gibi oluyor, adamın annesi gibi oluyor. Bence bu da doğru bir kanal değil. Yani kadın kadın gibi olmalı, erkek de erkek gibi olmalı. Erkek veya kadın hesap ödemesinde bunun %100 eşit olması gerektiğine inanıyorum. Atıyorum, yani yeri geldiğinde çocuğa da ben bakabilirim. Evi de temizleyebilirim, o da yapabilir, ben de yapabilirim. Veya hesabı yeri geldiğinde o da ödeyebilir, ben de ödeyebilirim. Bunu bu... isterse ben bugün ama işte... Ama bu işte bence bir zorunluluk olmamalı. Bunu işte bir dakika Enes, ben bugün ödemek istiyorum diye ben zaten teklif ederim sana, o ayrı bir şey. Ama ilk buluşmada ya da genel olarak erkeklerin bana göre çözmesi gereken mevzular var. Bu şu da olabilir. Eve mesela bir kadın tutulacaktır. Bana göre bunu erkek çözmeli. Ya işte bana göre de bu ikisi de yapılabilir. Anladın mı? Mesela kadın tutulacaksa ben karıma diyebilirim, sen bunu yapabilir misin? Bence bu eşitlik olduğu zaman daha böyle çift olarak uyumlu oluyor. Canım, gibi. Ben hem eşitlik derdine düşeceğim, hem senin çocuğuna bakacağım, hem bunu ya ben çocuğum, benim niye çocuğum oldu ki şu anda? Ya neyse işte yani. Ben çocuğu olunca YouTube'u bırakacaktı hayır, zaten. Hayır bırakmıyorum. Bak bir kadın için, kendim için de söylüyorum. Güvende hissetmek çok önemli bir şey. Ya güvende hissetmek ama böyle şeylerle değil bence. Çok belirleyici yani. Şeyler. Çünkü biz kadınlar öyle bunlar şeylerle karşılaşıyoruz ki yani. Enes. Biraz yani çok basit erkek seviyesi oluyor ama. Şunu da yaşadığımız oluyor. Ben kendi kız arkadaşlarımla da konuştuğum bir şey. Bir yere gittiğimiz zaman mesela ben kadınım ve senin yanında kadın gibi hissetmek istiyorum ya. Ya kalkıp sen bana pardon var mı ya sen ödesene falan diyen bir erkek hangi kadına sempatik gelir? Ama yediğim yemeği ödeyen bir kadın bana göre güçlü bir kadın olarak gözüküyor. Bir simit bile alsın ama kendi yapsın bunu diyorum. Bu kadar ya basit. Ama kendi yapması değil mesela benim karımın, sevgilimin. Ya ben zaten veya ilk buluşmada mesela kadın muhtaç bir varlık değil. Hayır ben de muhtaç varlık olarak görmüyorum. Kadın ama zaten çok kıstas, güçlüdür. Bu bir kıstas olmamalı yani. Tabii ki yanında güvende hissetmek istersin ama bir erkek kadının yanında da güvende hissetmek ister. Tamam ama bu kadının bunu göstereceği alan bana göre bu alan değil. Böyle bir ilişki savaşı istiyorsanız çünkü benim fark ettiğim olarak bir farklı karakterdeyiz bayağı ilişki konusunda. Bayağı kapışabiliriz, ben uzatmadım çünkü. Ama değişik bir şeyler çıkabilir. Eğer o tarzda böyle derin ilişki sorularının kapıştığımız bir video gelmesini istiyorsanız 500 bin like olursa gelsin böyle bir video o zaman. Ben bu konuda çok fazla araştırma yaptım çünkü ve kendim de çok fazla deneyim kazandığım bir noktada zaten bunları söylüyorum ve gerçekten ilişkinin sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için bunların uygulanmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bu biraz daha basit kaçıyor bana. Yani o kim, o hesabı ödemiş veya ben o benim sahip çıkmış falan filan değil de beyin biraz daha düşünce yapısı olarak ben derin giriyorum ona. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim bağlandığım videoyu izlemek için de Merve'nin kanalına gidebilirsiniz. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolara ulaşabilir. Kanala da buradan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için de. Atıyorum hesap 15 bin lira geldi. 7500 ödemek. Ay saçmalama.
Ne saçmalama? Yarı yarı ya. Ya. Yani. Ben hiçbir zaman teknik ben etmedim. Gidiyorum bak kalkıyorum. Bir dakika bu arada ben olarak algılanmak istemiyorum. Hesap ödemeyen bir insan olarak algılanmak istemiyorum ama bence yeri geldiğinde olur. Ben hep hesabı öderim mesela. Ben zaten hani hesabı öderim. İstediğim zaman kalkıp sana sorarım. Ben bugün... İlk buluşmada sen öde artık. Bundan sonra hayır ödemeyeceğim ya. Kesinlikle. Ya. Yoksa sakın bana böyle gelme. Sakın. Aa.